Haber hızlı devam ediyor. Demokrat Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve İstanbul İl Başkanı adayı Fuat Kara ile birlikteyiz. Efendim, merkez sağda kaldık. Merkez sağ konuşuyorduk. Türkiye'de bir merkez sağ açığı olacak. AK Parti seçmenleri yeni bir parti arayışında mı? O parti Demokrat Parti mi olur? Bütün bunları masaya yatırıyoruz. Biraz daha derinleştirebiliriz. Çünkü bu konu hakikaten çok çok önemli bir konu. Şimdi işte sizin gibi yeniden toparlanmak isteyen partilere bir fırsat doğdu. Yani bu fırsatçılık olarak değil ama Türkiye'nin geldiği siyasi hava artık bunu getirdi önümüze, bunu koydu. Türkiye'de ne yaparsanız yapın en zor şey rezil olmaktır. Ama öyle işler vardır ki öyle yolsuzluk dosyaları ortaya çıkar ki artık milletin yüzüne bile bakacak hale gelemezsiniz. Şimdi dava ilerliyor, sonuçlanmadı, ne olur ne biter. Bunların hepsi bir yana ama bu yolsuzluk ve rüşvet iddialarının AK Parti'ye ciddi bir zarar verdiği ortada. Seçmenlerini tereddüte düşürdüğü ortada. Seçmenlerinin başka bir partiye mi oy versem acaba diye kafalarından sorular geçmeye başladı. İşte bu noktada Demokrat Parti ne demeli ki AK Parti seçmenlerine, bakın merkez sağ diye oy verdiğiniz parti bu işlere kalkıştı. Biz bunları yapmayacağız, bize oy verin diyebilmek için ne, hangi mesajları ortaya atmalısınız? Şimdi öncelikle tabii AK Parti'nin geliş noktasına baktığımızda üç tane konuyla önemli ön plana çıkarttılar. Birincisi, üç yerleri vardı onlar. Birisi yolsuzluk ve yasaklar. Şimdi baktığımız andan itibaren yolsuzlukların artık aşikar işte bir takım işlerin ortaya çıktı. Bunların henüz onaylanmış olmasa da, mahkeme kararları belli olmamış olsa da bir şeylerin olduğu görülüyor. Evet, boş yere açtı. Daha önceki yaşanan olaylar da var. Yoksulluk konusunda biraz önce hem çiftçiye hem esnafın durumunu ve insanın, toplumumuzun ne kadar zor durumda olduğunu hep birlikte söyledik. Yasaklar konusunda da yasaklar kalkacak derken aslında daha çok yasaklar ve baskı unsuru oluşan bir rejime doğru gider hale geldik. Yani bir toplumsal baskı bir taraftan, bir de hükümet baskısı bir taraftan, insanların artık yani bir korku içerisinde, bir korku devleti yaratıldığını bir açıkça görmekteyiz. Demokrat Parti geçmişi itibariyle baktığımızda gerek Adalet Partisi'nde, gerek Demokrat Parti'de, gerekse Doğru Yol Partisi, Anavatan Partisi dönemlerinde bu söylediğimiz meselelerle ilgili yani yargı sonucu itibariyle benim bildiğim, en azından varsa arkadaşlarımız uyarırlar, benim bildiğim en azından bu konularla ilgili mahkeme kararıyla sabitlenmiş hiçbir şeyin olmadığını, bir takım davalar açıldığını hep biliyoruz. Ama bunların büyük bir tamamının beraat olduğunu biliyorum. Dolayısıyla yani varsa da tabii kurumsal olarak yok ama tabii Sayın Demirel'in olmuşlanmış davalar var. Yani partinin partinin üyesi olarak söylüyorum. Yani, dolayısıyla yani bugün gelinen noktada da Demokrat Parti'nin yani bu konuyla ilgili duruşu bellidir. Toplumun menfaati ve faydasına olan işlerde asla ve asla bu işleri burada tereddüt edecek insanların olmadığı duruşu itibariyle de bellidir. Bizim böyle bir şeylerle yaşamamız mümkün değildir. Onun içindir ki biz yani burada ekonomik menfaatlerimizden çok milletin içinden çıkmış olan bir siyasi parti olarak yani yolsuzlukların hep karşısında olmaya devam edeceğiz. Yoksulluğu giderebilmek adına neler yapacağımızı biraz önce hem üretimden, sanayiden, tarımdan bahsederek söyledim. Eğitim işlerindeki refah ve huzuru, oradaki sosyal kazançları bir araya getirebilecek bir sistemi ortaya koymak zorundayız. Yasaklarla ilgili en huzurlu dönemi bizim dönemlerde yaşamıştır bu toplum. Yani biraz önce de yine bahsettim, etnik kökenler dahil, mezhepler dahil, aile olmak üzere hiçbir sorunsuz herkes burada ibadetini istediği gibi yapabilmiştir. Devlet ve din işlerinde ayrı ayrı bu ülkede birlikte yaşamıştır. Çok az bir deyimle, bir şey söyleyeyim. Yani Demokrat Parti aslında daha önce telaffuz edilmişti. Demokrat Parti sabah 5'te namazdan çıkanla yani sabah yine meyhaneden çıkanların partisiydi. Yani bu öyle bir partidir burası. Herkes bu partiye yer alabilecek ve huzur bulabilecek bir partidir. Dolayısıyla ben vatandaşların gönlünün rahat olması gerektiğini, Demokrat Parti ve Kırat ayağa kalkacaktır ve milletine sahip çıkacaktır.
o kadrolar geliyor. Bizden sonraki nesiller bu işi daha iyi yapabilecek halde geliyorlar. Öyle bir genç kadro da Türkiye'de var. Genç genel başkanımız var. Bu kadrolarla kongrelerden sonra yenilenerek daha da başarılı işlere imza atacağını düşünüyorum. Evet. Seçmenlerinize son mesajınız ne olacak? Bir dakikamız var. Bizim seçmenlerimiz özellikle ben yani bizim siyasi kökenimizden gelen, köklerimizden gelen seçmenlere şunu sesleniyorum. Bugün Demokrat Parti'ye Türkiye'nin geçmişte olduğundan daha fazla ihtiyaç var. 1946'dan 50'de iktidar olduğumuz dönemde iktidar olduğumuz dönemde tek partili sistem vardı. Bugün ise geldiğimiz noktada bugün Türkiye'nin ciddi anlamda bölünme sürecine dahil olmak üzere bir süreç var. Türkiye bugün Demokrat Parti'nin ihtiyacı olduğu günde değerli Demokrat Partililer. Oyunuzu yani başka siyasi partilere verdiğiniz andan itibaren bizim bir nefese ihtiyacımız olduğu günde başka yerlere oy vermek yerine gerçek demokratların, gerçek ülke sevenlerin, bu vatan severlerin gelip partisine oy vermesini rica ediyoruz. Meselelerde kıratınıza sahip çıkın. Bu ihtiyacı karşılamak birlikte eğer her vilayette, her sandıkta 200 bin sandık var, her sandıkta 10'ar tane oy çıkarttığımız takdirde partilere sesleniyorum bunu. Bahçede 2 milyon yapmaya başladı. Yani 2 milyon oy alınır ki bu zor bir şey değildir. Bizim Türkiye'de şu anda 9 milyon civarında oy kullanılmıştır. Daha önceki seçimde bu 9 milyon oyun da 6-7 milyonu sağ seçmenin oyudur. Evet. Oy kullanmayanlar da lütfen gelin oyunuzu kullanın. Evet, Demokrat Parti Genel İdare Kurulu üyesi Fuat Kara ile birlikteydik. Her sandıktan 10 tane Demokrat Parti'ye oy çıkarsa bu Demokrat Parti'yi yeniden şahlandırır diyor. Demokrat Parti'nin parti içerisinde bir vesayeti olduğundan bahsediyor. Yeniden yapılanmaktan bahsediyor. Bu vesayeti ortadan kaldıracağız diyor. Yenileneceğiz diyor ve milletin önüne alnımızın akıyla çıkacağız diyor. Karar sizin tabii ki. Demokrat Parti'yi yeniden o eski günlerine döndürüp döndürmemek tabii ki sizin elinizde. Habere doğru burada son buluyor. Yarın aynı saatte yeniden sizlerle birlikte olacağız.